Merhabalar, Param ve Ben TV'nin bu ayki konuğu Sayın Müfit Can Saçıntı, namı diğer mandıra filozofu. Bizler onu Mustafa Ali karakteriyle çok sevdik, hayatımıza aldık. Müfit Bey'in para konusundaki görüşlerini almak üzere bir aradayız. Röportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Müfit Bey. Asıl bu konuda konuşma imkanı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Müfit Bey, hayatınızda para yönetiminde sıkıntı yaşadığınız dönemler oldu mu? İlkokul çağları olabilir, üniversite yıllarında insanlar ilk defa para yönetimiyle karşı karşıya kalıyorlar, o dönemler olabilir. Hatta insanlar ilk defa üniversite yıllarında iş hayatına atılmak durumunda kalıyorlar. Sizin bu yönde hayatınızda sıkıntı yaşadığınız dönemler oldu mu? Şimdi insan hayatında ne zaman çok önemli oluyor? Bir, yokken. İki, varken. Yani para yokken çok önemli oluyor. Bir de çok para varken önemli oluyor. Çünkü ben bu parayı ne yapacağım diye bir derdimiz, bir onu yönetme derdimiz oluyor. Benim gibi memur çocuğu ya da orta halli ailelerin çocuklarında pek para dert olmuyor. Çünkü üzerine bir muhabbet de dönmüyor. Para çünkü o kadar hızlı gelip o kadar hızlı gidiyor ki üzerine düşünmeye, politika üretmeye, onu yönetmeye ne zaman ne imkan oluyor. Dolayısıyla ben de bir orta halli ailenin çocuğu olarak çok dert etmedik, üzerine çok kafa yormadık. Ama tabii ki parayla ilgili anılarım, ailemin paraya bakışı, bizi yetiştirirken nasihatleri, yöntemleri vardı. Babam direkt bize hiçbir zaman para vermedi. Şöyle bir uygulama vardı. Onların yatak odasında işte çift taraflı komodim vardı. Babam kendi tarafına sabah kardeşim ve benim için bir aşık bırakırdı. Bunlar da genelde her sene değişirdi. Diyelim benim için 10 lira, küçük kardeşim için 5 lira. Ve babam bizden erken gittiği için biz uyanınca böyle kapının aralığından bakardık. Komodinin üzerinde para varsa gider alırdık. Yoksa bugün yokmuş demek ki derdik. Şimdi ben hayatımda bir kere bile babamdan direkt para istemedim. Bir kere bile direkt elime para vermedi. Şimdi bunun sebebini bilmiyorduk. Üzerine uzun uzun konuşulmadı. Ben sonradan kafa yordum. Niye böyle yapıyordu ya da bu ne işe yaradı? Şimdi bence iki şeye yaradı. Bir, bizi para için babamız da olsa boyun eğme alışkanlığından korudu. Yani o yüzden biz her şeye bazen genelde sevgiye, kibarlığa, nezakete boyun eğeriz. Ben, kardeşim, ailem. Ama para karşısında boynumuzu eğmeyiz. Buna yaradı. İki, babamızı bir baba olarak parası yoksa çocuklarının karşısında bugün param yok diye boyun eğmekten kurtardı. Yani niye böyle bir gelenek vardı ailemizde? Buydu. Ama şimdi bu benim bakış açıma göre çok güzel bir uygulama. Evet. Ve çok erdemli diyelim. Çünkü bizim zamanımızda bu tür değerler önemliydi. Ama bugün baktığımızda enayilik oluyor. Para istemeyene para vermiyorlar. Ağlamayan bebeğe mama vermiyorlar hesabı. Tabii ki günümüz değerleri içinde bu bir enayilik olabilir. Bu insana zarar veriyor olabilir. Ama ben halimden memnunum. Yine üniversitede belli harçlığım vardı. Kartal Soğanlık'ta oturuyorduk. Kartal Soğanlık'a kadar minibüs parası, vapur kartla geçiyordum. Sonra Eminönü'ne, Eminönü'nden Beyazıt'a otobüs parası, yemekhanede bir yemek parası ve üstüne bir çay parası. Bu kadardı ucu ucuna her gün fix. Ve ben gazete almaya param yetmiyor diye Eminönü'nden Beyazıt'a yürüyerek gidiyordum. O parayla gazete alıyordum. Keyifli sohbetiniz ve bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz Müfit Bey. Bir sonraki röportajımızda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.